Fenerbahçe 7. sırada, Galatasaray 1. sırada, Fenerbahçe tribünleri ekranları geliyor konfetiler eşliğinde. Ve az sayıda Galatasaray taraftarı ekranlarda. Bu maçı almaya geldik demişler ve Fenerbahçe'nin oyuncuları ilk 11 ekranlarda, ardından Galatasaray'ın ilk 11 ekranlara geliyor. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylar, gerçekten güzel bir maç olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçeli futbolcular, onlar bir arada bu maçı almak zorundalar. 7. sıradalar, zor günler yaşıyorlar ligde. Galatasaray ise 1. sırada. Adana Demirspor ile bir birincilik mücadelesi veriyor. Sürpriz bir takım Adana Demirspor. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i 4-2-3-1, 4-3-3 de diyebiliriz bu taktiğe. Yine Galatasaray'ın ilk 11'in ekranları gelecek. Ekranları gelecek şimdi. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Zaha, Ndombele, Otobi, Edmilson. Belki de takıma katkısı çok büyük Otobi'nin. Davis Sanchez sarı kart sınırında. Dediğimiz gibi Fenerbahçe zor günler yaşıyor ligde. Galatasaray 1. sırada. Bu maçtan sonra Bayern Münih'le oynayacak Galatasaray. Zor bir maça çıkacak. O maçı kazanması durumunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yolu devam edecek ve Fenerbahçe Santara'yı yaptı. Fenerbahçe maça başladı. Galatasaray'ın atağı hızlı gelişebilir. Wilfried Zaha, Werder pası. Mertens gidiyor. Arkasında Miguel Crespo, Mertens ceza sahası. Tehlikeli pozisyon, Mertens vur artık, out'a. Hayır, savunma. Savunma uzaklaştırıyor. Gerçekten. Şimdi Galatasaray'ın tekrar hata olacak. Sert bir hareket, hakem devam dedi. Şimdi Torreira alabilir mi topu? Biraz hızlı bir pas. Top out'a gitti. Fenerbahçe ata. Szymański, Edin Dzeko vurdu. Dönen top. Zajec. Emre Mor düzeltti. Gol geldi. Çok erken bir gol derbide. Emre Mor harika bir gol atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Emre Mor'un 16. dakikada attığı golle. Gerçekten beklenmedik bir gol. Bu maç öncesi ne kadar derbi maçı olsa da olsun, Fenerbahçe'ye çok fazla şans verilmiyordu. Çok formsuz gidiyorlardı ama Emre Mor buna bir dur vermek istiyor. İşte tekrar izliyoruz pozisyonu. Kafayla indiriyor. Emre Mor güzel kontrol. Vuruşu kaleci Muslera geç kalıyor ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray şimdi santra yaptı. Angelinho. Galatasaray'ın hata devam edecek. Ndombele. Ooo, yine sert bir müdahale. Biraz sert oynuyor. Ooo, kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıktı. 17. dakikada Perez kırmızı kart gören futbolcu. Bakalım bir şey var. Ooo, evet, biraz sert bir müdahale. Galatasaray'ın atağı şimdi devam edecek. Ndombele verdi pası. Zaha verdi, o da. Angelinho topu kaybetti. Topu kaybetti. Emre Mor. Topu kaybetti o da. Fakat Galatasaray'ın topu kapamadığını görüyoruz. Fenerbahçe hata devam edecek. Samuel. Emre Mor bomboş. Zajec. Emre Mor kaleciyle karşı karşıya, mükemmel bir pas ve mükemmel bir gol. Fenerbahçe şiir gibi oynuyor. Emre Mor harika bir gol attı. Emre Mor mükemmel bir gol atıyor. Galatasaray neye uğradığını şaşırdı. Edin Dzeko da orada. İşte Fenerbahçe'nin geri dönüşü belki de bu derbiyle olacak. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor dedik. Ardından Emre Mor hayır dedi. Ben dedi 2 atacağım dedi. Ve yine sahneye çıktı. Mükemmel bir pas ve mükemmel bir gol. Galatasaray'ın atağı. Şimdi Angelinho verdi pası. Wilfried Zaha. Çok kalabalık orası. O da topu çıkarmadı zaten. Galatasaray'ın bir başka hata. Mario Icardi topu pası harika. Ndombele yerde kaldı. Faul mi? Evet, hakem faulü veriyor. Çok sert oynuyor Fenerbahçe. Bir sıra daha gelir mi? Hakem uyarıyor. Evet. Otobi Edmilson topun başında. Friki kullandı, direkten döndü. Otobi Edmilson direkten döndü. Galatasaray'ın şanssız anı. Atak devam edecek. Orta içeri Edmilson. Otobi Edmilson in out. Fenerbahçe geldi mi tehlikeli geliyor. Tadic topu aldı. Tadic çekti. Tadic orta. Edin Dzeko yanlış yere indirdi. İndirmek yerine kaleyi vursa, kaleyi düşünse 3-0 olacak. Mertens topu yakalayamadı. Mertens'in de sezon sonunda gönderilmesi planlanıyor. Fenerbahçe tekrar geliyor. Fenerbahçe geldi mi tehlikeli geliyor. Orta yapacak. Edin Dzeko çok uzak zaten kaleci. Muslera için de zayıf bir toptu.
O da debriyajını yaptı ve hakem ilk yarıyı bitiren son düdüğünü çalıyor. İlk yarı çok ilginç bir maç izledik. Emre Mor 17 ve 21 attığı goller ve bir de kırmızı kart var. Galatasaray ikinci yarıya başladı. Terriera, Sasha Boye. İki oyuncu değişikliği. Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Wilfred Zaha, Tete. Tete oyuna girdi ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Galatasaray'ın atağı iyi gelişti. Ndombele, Sasha Boye, Tete topu aldı. Tete çekti çok güzel. Tete orta. Aktürkoğlu kalecide kaldı. Şimdi Fenerbahçe atağını izliyoruz. Tadic. Kenardan geldi. Tadic. Orta yapacak. Tadic orta. Edin Dzeko. Gerçekten kaliteli bir maç izliyoruz. Pierre oyuna giriyor. Szymański oyundan alınan futbolcu. Dakika 69. 2-0 önde. Artık büyük bir sürpriz olmazsa maç böyle bitecek. Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda oyuna girdi. Ve ilk kez topla tuttu. Kerem Aktürkoğlu kenardan giriyor. Orta ceza sahası tehlikeli pozisyonu var. Döndü. Savunma uzaklaştı. Ama da Otto Edmilson. İnanılmaz bir gol. Ustalık gerektiren bir vuruş Otto Edmilson'dan. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Galatasaray 2-1 öne geçiyor diyorum. Özür dilerim. Galatasaray 2-1 yapıyor skoru. İşte Otto Edmilson. Enteresan bir vuruş. Tekrar izliyoruz. Kerem Aktürkoğlu orta. Savunma uzaklaştıramadı. Otto Edmilson ilginç bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiriyor. Fenerbahçe atağı. Topu kaptı. Sanchez. Verdi pası. Tete gidiyor. Çekti topu. O da verdi. Nilsson savunmadan çıktı. Otto Edmilson. Nilsson. Icardi. İlk golü Otto Edmilson attı. İkinci golü Icardi attı. Icardi. Tehlikeli pozisyon. Emre Mor yetişemedi topa. Artık son dakikalar. Luis topu aldı. Kerem Demiray verdi. Kerem Aktürkoğlu verdi pası. Icardi gol pozisyonu, gol oldu. Icardi attı. 90+2 Icardi. Galatasaray inanılmaz bir geri dönüş. 3-2 önde Galatasaray. Deplasmanda işte Galatasaraylı futbolcular ve Icardi ekranları giriyor. Icardi taraftarları resmen coşkulu bir halde bu maçı izlemelerine sebebiyet veren oyunculardan biri. İşte Icardi'nin golü. Evet, Fenerbahçe devam edecek santraya. Yaptı santrayı. İşte neye uğradığını şaşıran Fener ve ilk yarıda neye uğradığını şaşıran Galatasaray. Hakem maçı bitirdi. Derbiyi Galatasaray kazanıyor. Otto Edmilson gerçekten sürpriz bir maç. Sürpriz bir skor diyebiliriz. Böyle bir maçı kimse beklemiyordu. Ve gerçekten inanılmaz bir maç izledik. Bundan sonraki maçı Galatasaray'ın Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde kazanması halinde çıkması garanti. Fakat berabere kaldığında riskler biraz fazla. Evet, şimdi ben susuyorum ve maçın golleriyle sizi baş başa bırakıyorum sayın seyirciler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İyi seyirler efendim.